Meltem nerede kaldı? Kuafördeymiş. Şimdi gelir. Zaten hazırmış. Hemen çıkacakmışsınız. Öyle dedi. Zaten gitsin bundan sonra kuaförde yaşasın. Söyle ona nüfusunu da kuaföre aldırsın. Evden çok orada yaşıyor. O kuaförün olduğu mahallenin muhtarına gitsin. İkametgahını da bundan sonra oradan alsın. Haluk Bey, isterseniz yardım edeyim size. İstemem. Saçlarınız çok güzel olmuş Meltem Hanım. Ay teşekkür ederim Emine. Neyse güzel olmuş, hep aynı. Kuaföre gidiyor gidiyor aynı saçla çıkıyor. Hadi hazırım ben, çıkalım. Ama ben değilim. Niye? Niye? Çünkü bu kol düğmeli gömlekleri bana aldırıyorsun, ondan sonra takamıyorum. Niye hazır değilsin? Bu çok kolay. Hayır efendim, kolay denen değil. Bir tek işlevi var, beni sinir etmek ve sana bağımlı yapmak. Ben o kadar gidip gökdelen yapabiliyorum ama kol düğmesini takamıyorum. Niye? Çünkü sen olmadan bunları takmam mümkün değil. Oluyor işte bak. Kelle yapınca kolay tabii. Kolaysa tek elle yap. Bu kol düğmelerini icat eden adamı yakalarsam var ya böyle. Yakka. Niye adam diyorum? Bunu bir adam icat edemez. Çünkü pratik değil. Bunu olsa olsa bir kadın icat etmiştir. Niye? Çünkü erkek kendisine bağımlı olsun diye. Tek başına bir şey yapamazsın diye. Hadi sakinleş de çıkalım Haluk. Sakinleşemiyorum. Çünkü gömleklerimin yarısı kol düğmeli. Hadi. Dur bir dakika, bu ayakkabılar olmadı. Senin kaç tane ayakkabın var? Sana ne? Siz kadınlar böylesiniz işte. Bir tane ayakkabın olsa hem zamandan kazanacağız hem paradan. Ve ben bu kapı önünde daha az bekleyeceğim. Senin adın ne biliyor musun Haluk? Ne? Söylenen adam. Deli gibi söyleniyorsun ancak. Hüseyin de söven adam. Hadi hadi çok konuşmayın. Hadi hadi çıkıyoruz hadi. Hasbinallah ya. Ya insanın neden birden fazla çantası olur ya? Ay rujum deri çantamda. Ay aldığım omuza asılan çantada kaldı. Ay anahtarlığımı ufak vardı ya onun içinde. Ana! Ay tamam konuşma bak hazırım daha güzel oldu ama. Bak. Hadi. Senin kaç tane çantan var? Ay sana ne? 80'de City seyrede seyrede böyle oldunuz. Bütün parayı çantaya ve ayakkabıya yatırdınız. Jennifer Aniston. O bir kere sana Jessica Parker. Her neyse. Alo. Ne? Ya bir baksana. Gel gel. Sanki çok iyi olmadı. Ben de çıkarayım ha. Bak daha iyi oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir yere gitmeyi sevmiyorsun aslında. Sen o gideceğimiz yere hazırlık sürecini seviyorsun. Ara sıra seni kandırmak lazım. Hadi akşam bir yere gidiyoruz falan demek lazım. Sonra sen geç saate kadar hazırlan dur. Ondan sonra oturalım evde mutlu ol. Nasıl oldu Emine? Bak bunda çıkardım. Tamam değil mi? Şimdi ne oldu? Çok güzel oldu Meltem Hanım. Tamamdır. Bu tamamdır. Bravo. Bravo. Ben kokteyle de Emine'yle gitseydim bari. Hadi tamam yürü hadi. Hadi. Emine sen benim şu şalımı da getirsene. Ne olur ne olmaz. Dursun arabada. Allah Allah ya. Bak baştan söylüyorum. Orada alkol alırsan dönüşte arabayı ben kullanırım. Hadi hadi çok konuşma. Hadi geç kaldık. Alkol kontrolü var yollarda. Merak etme bir şey olmaz. Ben daha bir kere bile yakalanmadım. O alet bile anlamaz benim alkol aldığımı. Haluk'cum kontrol var diyorum. Bir şey olmaz diyorum. Ay, tamam. Hadi. Ya, Haluk. Ne?
Acaba sen şu kravatı değiştirse miydik? Böyle benimle aynı renkli taksaydık, değil mi? Hadi, geç kaldık. Millet bekliyor.